Uzmanlar her ne kadar uyarsalar da bu uyarıları dikkate alan insan sayısı az ve bu yüzden yediklerimiz bizleri ciddi hastalıklara sürüklemekte. Birazdan sizlere vereceğimiz bilgiler hem çocuklarınız hem de sizler için önemli bilgiler içermektedir. Yapılan araştırma sonuçlarına göre 20 yaşın altındaki 1 milyondan fazla çocuk ve genç tip 1 diyabet hastası olduğunu ve her 6 doğumdan birinin gebelik diyabetinden etkilendiği ifade ediliyor. Dünyada ise her 11 kişiden birinin diyabet hastası olduğunu fakat bunun yarısının diyabet olduğunu bilmediğini belirtiyor. Peki bizi bu hastalığa sürükleyen asıl sebep nedir? Dikkat edilmesi gereken nokta da zaten burası. Diyabet hastalığından korunmak için dengeli beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Evet, dünyada her 11 kişiden birinin diyabet hastası olduğunu fakat bunun yarısının diyabet olduğunu bilmediği belirtiliyor. Diyetisyenler 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında beslenme üzerine önemli açıklamalar yapmışlardı. Hareketsiz yaşam sürenlerin diyabet riski altında olduğuna dikkat çeken diyetisyenler, ailesinde diyabet hastası olanlar, aşırı kilolu olanlar, 4 kilogram ve üzeri bebek doğuran anneler, stres altında yaşayan bireyler, polikistik over sendromu teşhisi alanlar ve hareketsiz yaşam süren bireyler diyabet açısından yüksek riskli diyebiliriz. Diyabete genetik yatkınlığı olan çocuklarda virüslere bağlı enfeksiyonlar, gıdalardaki katkı maddeleri ve stres diyabeti tetikleyici faktör olabilir. Bunun yanında yapılan bütün araştırmalar, çocuklarda tip 2 diyabet için en önemli risk faktörünün obezite olduğunu gösteriyor. Tip 2 diyabet belirtilerine bakacak olursak, hastalığın başlangıç şikayetleri çok bariz. Bunlar sık idrara çıkma, ağız kuruluğu, çok su içme, sık acıkma, cilt yaralarının geç iyileşmesi şeklinde kendini gösteriyor. Evet, meyve sularının çocuklara olan zararlı etkilerinin yanı sıra sayacağımız olumsuz etkilerini unutmayın. Çocuklarınıza meyve suyu içerken bakınız neden dikkat etmeniz gerektiğini şimdi daha net anlayacaksınız. Meyve suları bazı kimyasalları içerebilir. Meyve suları doğası gereği çabuk bozulan gıdalardır. Marketlerde meyve sularını bozulmadan uzun süre saklamanınsa tek yolu onların içerisine oksijen girişini önlemek adına aşırı miktarda koruyucu koymak. Bu koruyucular meyve suları gibi koktukları için tüketiciler tarafından fark edilmeleri oldukça güç. Bu yüzden hazır meyve suları tüketmek yerine meyvenin kendisini tüketmek daha mantıklı. Bir başka neden, meyve sularının besin değeri fazla değil. Meyve suyu taze bile sıkılmış olsa bol miktarda fruktoz içerir ve tıpkı diğer meşrubatlardaki gibi zararlı etki yapar. Ancak %100 doğal içerikleri varsa C vitamini, B1, folik asit ve potasyum içeceklerinden faydaları da yok değildir. Ancak meyvelerin asıl olarak lifleri büyük fayda sağladığından sıkmak bunların yok olmasına yol açar. Meyve suları bol miktarda şeker içerir. Kimi insan bir kutu kola içmek yerine aynı miktarda meyve suyu içmeyi tercih eder ve bu seçimi meyve suyunun daha sağlıklı olacağına inanarak yapar. Ancak gerçek aslında pek de böyle değil. Aynı miktardaki meyve suyu en az bir kutu kola kadar şeker içermektedir. Bu yüzden suyunu tüketmektense meyvenin kendini yemek daha verimli. Evet, biraz önce bahsettik, meyve suyu diyabet riskini artırır. Elma, armut, üzüm ve yaban mersini yemek tip 2 diyabete yakalanma ihtimalini azaltmaktadır. Yapılan çalışmalarda görülmüştür ki yaban mersinini haftada 3 kez tüketmek diyabet riskini %26'ya kadar düşürmüştür. Öte yandan iç meyvenin suyuna gelince büyük oranda değişmektedir. Yapılan araştırmalara göre meyvenin kendisi yerine suyunu tüketmek diyabet riskini azaltmaz. Aksine meyve suyu tüketimi diyabet riskini %8 kadar artırmaktadır. Meyve suyu kadınlarda gut hastalığına yol açar. Gut hastalığı kadınlarda bazı eklem yerlerinde ani gelişen ve güçlü ağrılara yol açabilmektedir. Bunun haricinde insanlarda ağrı, hassasiyet, kızarıklık, şişme ve sıcaklık artışı gibi şikayetlere yol açar. Gut hastalığının ise başlıca sebeplerinden biri meyve suyu ve asitli içecekleri tüketmektir.
Evet, iş yoğunluğu fazla olan ve sağlıklı beslenmeye çalışanlar açısından taze sıkılmış meyve suyu hem zamandan kazanmanın hem de günlük vitamin ihtiyacını karşılamak için iyi bir yöntem olarak görülür. Meyve suyu ayrıca kilo vermek ve vücudu temizlemekle ilişkilendirilir. BBC'de yer alan habere göre tüm bu iddialar meyve suyu sektörünü karlı bir iş haline getirmiştir. 2016'da dünya çapında bu sektörün değeri 154 milyar dolara ulaşmıştı. Peki sıkma meyve suyu düşündüğümüz kadar sağlıklı mı? Biraz önce aktardık. Tüm meyveler meyve şekeri olarak da bilinen fruktoz içermektedir. Günlük kalori ihtiyacının ötesine geçmediği sürece fruktozun zararı görülmez. Çünkü parçalanmamış meyveler liflidir ve içerdiği şeker de meyve hücrelerinin içindedir. Sindirim sisteminin bu hücreleri parçalaması ve fruktozun kana karışması belli bir zaman alır. Ama meyve suyu için aynı şey geçerli değil. Lifli besinlerin önemi şudur. Meyve suyunda lif yoktur. Tam meyveden farklı olarak buradaki fruktoz serbest şeker olarak adlandırılmaktadır. Bal ve gıdalara katılan şeker de bu kategoride yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, yetişkinlerin günde 30 gramdan fazla şeker katkısı almamalarını önermektedir. Bu da 150 mililitre, yani bir çay bardağı meyve suyuna eşdeğerdir. Ancak sorun şu, liften arınmış olduğu için meyve suyundaki fruktoz vücutta çok daha fazla hızla eminmektedir. Bu kan şekerinde hızlı artışa neden olur ve pankreas ve bu seviyeyi normale indirmek için insülin salgılar. Zamanla bu mekanizma yıpranarak tip 2 diyabet riski ortaya çıkar. 2013'teki araştırmacılar 100 bin kişiyle ilgili 1986 ile 2009 yılları arasında toplanmış sağlık verilerini incelediğinde meyve suyu tüketimi ile tip 2 diyabet riski arasında bağlantı olduğu görüldü. Bunun nedeni sıvıların katı besinlere kıyasla mideden ince bağırsağa daha hızlı geçmesine bağlandı. Yani tam meyve ile meyve suyunun besin içeriği aynı olsa da meyve suyu kandaki glikoz ve insülin seviyesinde daha hızlı değişikliğe yol açmaktadır. Uzmanlar bunu tam meyvedeki lif gibi bazı maddelerin meyve suyunda olmamasına bağlıyor. Sebze de içeren içecekler meyve sularından daha fazla besin ve daha az şeker içermektedir. Ancak bunlar da önemli liflerden yoksundur. Lif bakımından zengin bir beslenme tarzının kalp ve damar hastalıkları, inme, yüksek tansiyon riskini azalttığı bilinmektedir. Yetişkinlerin günde 30 gram lif alması önemli. Evet, fazla kalori riski. Tip 2 diyabet riskine ek olarak meyve suları fazla kalori alımına da katkıda bulunuyorsa zararlı görülmektedir. Şekerli içeceklerle sağlık arasındaki bağlantıların diyabet ve kalp damar hastalıkları riski de dahil, sağlıklı bir diyet için geçerli olup olmadığı incelendiğinde, meyve suyu da dahil olmak üzere şeker içeriği fazla kalori tüketimine neden olan yiyecek ve içeceklerin kan şekeri ve insülin seviyesini olumsuz etkilediği görüldü. Ancak kalori fazlasının söz konusu olmadığı durumlarda, tam meyve hatta meyve suyu tüketiminin bazı avantajlar sağladığı görülmektedir. Bu nedenle günde bir çay bardağı meyve suyunun mantıklı olduğunu biraz önce sizlere ifade ettik. Evet, uzmanlar tam meyvenin meyve suyundan daha fazla yararlı olduğunu söylemekte. Ancak bunun meyve ve sebze tüketimini destekleme amaçlı olması gerekiyor. Meyve suyunu susuzluğu gidermek amacıyla ve fazla miktarda tüketmemek önemli. Fazla kalori içeren bir diyetin parçası olarak meyve suyunun diyabete yol açabileceğini biliyoruz. Ama fazla kilosu olmayanlar açısından meyve suyunun uzun vadeli etkisi pek net değil. Pankreasın insülin üreterek şekerle baş etmede ne kadar uzun başarılı olacağını genlerle belirliyor. Kadınlar için önerilen günlük kalori miktarı 2000, erkekler için 2500. Meyve suyu içtiğimiz günlerde daha az değil, aynı miktarda yemek tükettiğimiz için günlük önerilen kalori miktarını aşmış oluruz. Buysa kilo almaya yol açar. Peki daha sağlıklı nasıl olur? Geçen yıl yayımlanan bir araştırmada meyve suyunun daha sağlıklı hale getirmenin mümkün olabileceğini göstermişti. Meyveyi sadece suyunu çıkaracak şekilde sıkmak yerine özü, çekirdek de kabuğunu da içerecek şekilde blenderla ezmek. Böylece sindirim daha uzun sürdüğünden kan şekeri seviyesinde ani çıkışlara yol açmaz. Ancak bu araştırmanın küçük çaplı olduğu ve her meyve açısından geçerli olup olmadığı bilinmediğini ifade etmemiz önemli. Evet, videomuzu burada noktalıyoruz. Lütfen videomuzun yarar sağlayabilmesi için
beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.